Senin burada elma İrem'de. Star Trek. Gidebilecek en uygun elma. Yani 70-75 bandı elmaları gidebileceği şekil. Büyütme sorun değil. Elma asadığımız bu yıl buruk gidiyor. Buruk gitme sebebi ürünümüzün, yetiştirmiş olduğumuz kaliteli ürünlerin istediği, hak ettiği fiyattan satılmaması. Tabii bunlarla ilgili esas sorunu olduğu nokta benim hep dile getirdiğim, hatta geçtiğimiz günlerde yaptığım açıklamaya Sayın Cumhurbaşkanımız da değişik bir şekilde açıklamada bulundu. Bu şudur, Karaman'da müstahsilden bu sene hasat başlarken 1,5 lira 1,75 lira arasında olan elma fiyatları ciddi bir hızlı bir şekilde düşüşle 1 lira 1,25'e kadar düştü. Bu kalitede bir elmanın bu fiyatta o kadar emekle üretilen kaliteli elmaların bu fiyatta satılması bizi çok üzüyor. Çünkü neden? Karaman ekonomisinde elma büyük bir istihdam sağlıyor. Ekonomiyi büyük bir şekilde güçlü tutuyor. Türkiye'de elma üretiminde söz sahibi illerden biri Karaman. Ve bununla beraber baktığımız vakit Karaman'da elma ile ilgili bu kaliteli elmanın düzenli bir şekilde son sistem makineleriyle paketlendikten sonra Karaman'da ortalama elmanın ilaçlaması da ilaçta depoda soğuk hava şu anda kara depoyla gönderilen ilaç elmalar bile yüksek fiyattan satılıyor. Bunu şunu üzülerekten takip ediyoruz. Buna birilerinin müdahale etmesi lazım. Bununla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Bu fiyatların ciddi manada takip, geçen yıl yaşanan sıkıntılar bu yılda devam ediyor. Geçen yıl neyin sıkıntısını yaşadık? Pandemiden dolayı, sokağa çıkma yasağından dolayı çalışan kesim pazarlar kurulmadığı için, pazardan alışveriş yapmadığı için elma alamadı. Bu da ister istemez süpermarketlerden, zincir marketlerden alışveriş yaptılar. Ve maalesef zincir marketlerdeki bu elma fiyatları afaki bir şekilde artıyor. Şu anda Karaman'da pazarda 2,5-3 liraya alabileceğimiz bir elma şu anda Karaman'daki bir markette 6-7 liraya kadar satışa sunuluyor. Bunun Konya'ya vardığı vakit, İstanbul'a vardığı vakit, İzmir'e vardığı vakit, Bursa'ya vardığı vakit Karaman'daki fiyatının 10 katına çıkıyor. Yani şöyle, kısaca şöyle özetleyebiliriz. Karaman'da müstahsilden 1,25-1,50 bandına alınan bir kalite 65-70 üstü elma maalesef tüketicimizin pazarına 10 katı fiyatlara gidiyor. İster istemez elmanın satışını durduruyor. Çünkü biz elmayla ilgili ülke olaraktan ciddi bir üretimimiz var. Dünyada söz sahibi ülkelerden biriyiz. 3 milyon tonun üzerinde rekoltemiz var. Ve 3 milyon ton rekolteye rağmen ihracat rakamlarımızda %10-%15 bandı olduğunu düşünüyorum. 300 bin ton, 400 bin ton ülkelerle ilişkilerimize göre değişiyor rakamlar. Bu şekilde olmasına rağmen iş pazarda ciddi bir şekilde elmanın satılması gerekiyor. Satılması için de bu ürünü tüketicinin düşük fiyatta alması gerekiyor. Fakat maalesef bir türlü bunu sağlayamıyoruz. Bununla ilgili yıllardır dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım dediği gibi raf fiyatları ciddi bir şekilde sıkıntı. Bu zincir marketler Karaman ekonomisine, Türkiye ekonomisine her tarafa zarar veriyor. Ben bir kıyaslama yapmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Karaman'da kurulan Perşembe Pazarı'ndan yaptığımız bir alışverişte aynı ürünlerin olduğu bir şey. Bir tane Karaman'da zincir marketten aldığımız fiyat 147-148 lira para tuttu. Aynı ürünü, aynı şişleri daha kaliteli bir şekilde, daha çok seçeneklerin olduğu bir yerde pazardan alış fiyatımız 75-76 lira tuttu. Yani bu rakamlar bir Karaman'da değerlendirdiğimiz vakit %100 olduğuna göre Türkiye genelinde ciddi manada raf fiyatlarıyla tüketicinin gidiş fiyatı arasında fark var. Bunun çözülmesi gerekiyor. Çünkü ülkemiz ekonomisine tarımından başka bizim sığınacak bir şeyimiz yok. Tarımla ilgili çalışmaların her zaman göz ardı edilmemesi gerekiyor. Çünkü üretmek zorundayız. Bizim ülkemiz tarıma dayalı bir ekonomisi var. Bu yönden dolayı da elma da ciddi bir ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Biz Karaman olarak üretimde ikinci sıradayız. Karaman'da yaşanan sorunlar sadece Karaman'ın sorunu değil. Isparta'da yaşanıyor, Niğde'de yaşanıyor, her tarafta yaşanıyor. Karaman'da herhangi bir markette bile 6 lira olan elma bahçeden 3 kilometre ileriye 6 lira olarak gitmesi anlaşılabilir bir konu değil. Yani bu rakam nereden meydana geliyor, nasıl çıkıyor bilmiyorum. Yani biz şu anda birçok üretici daha satılmamış bahçe çok. Elmalar yeni toplanmaya başlıyor. Yani bizim arzu ettiğimiz şey makul olan bir fiyatla elmasını bütün üreticiler satmak ister. Iskarta fiyatları belli, maliyetler belli. Bu sene içerisindeki maliyetlerimiz elbette belli ölçüde yükseldi ama bu satış ve pazarlama problemi ulusal iç pazarda tüketimin artırılması için ondan sonra iç pazarda bu sirkülasyonun makul fiyatlarla devam edebilmesi için belli kurumların devrede olması gerekiyor. Yani sivil toplum örgütleri olsun, ondan sonra hallerden sonra bir
bir değişiklik oluyor. Bu neden kaynaklandığını bilmiyorum.